Hepinize yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte okula dönüş, kendin yap projeleri hakkında yaptıklarımla ilgili sizlere birkaç bilgi vereceğim. Yani nasıl yaptığım hakkında bilgiler vereceğim. Yani bir DIY videosu olacak. İlk önce arkadaşlar bu şekilde bir kalemliğim var. Bu kalemlikle başlamak istiyorum. Kalemliğimiz şu şekilde bakın. Şuradan bir saniye. Evet. Şu şekilde pomponlar var önünde. Bu taraf arkadaşlar silgi bölümü. Arkadaşlarımla birlikte kullandığımız için kalemlerimizi genelde bu şekilde birlikte kullandığımız için tekrar söylüyorum. Büyük kalemliklere ihtiyacımız oluyor. Biz de böyle ortak kullanmak için götürüyoruz ve daha sonra masanın üstüne koyup orada kalemlerimizi koyuyoruz içine. Arkasında arkadaşlar bu şekilde ipleri şu şekilde şeyle yapıştırdım, silikon tabancasıyla. Buradaki plastik, buradaki cam kavanoz. Bana bu fikri de Gülbeyaz verdi. Yani Ponçikella'nın maceraları kanalı. Şu şekilde buralarına da şeyler yapıştırdım, boncuklar. Evet, şimdi diğer şeye geçelim, deftere. Evet arkadaşlar, defterimiz bu şekilde pomponlu ve çok seviyorum. Yumuş yumuş yani arkadaşlar. Bayılıyorum bu deftere. Böyle siyah bir defter vardı. Düz ya. Hiçbir şey yoktu. Hiçbir özelliği yoktu. Ben de direkt aldım ve bu şekilde süsledim. Bakın arkasında da bu şekilde hala duruyor. Yani düz beyaz, düz bir siyah defteri bu şekilde bu hale getirebilirsiniz arkadaşlar. Bu benim din defterim arkadaşlar. Şimdi bunun bir moru ve lilalı olanı var. Onu getiriyorum. Evet arkadaşlar, getirdim. Bu da benim yine din defterimdi. Şurada görüyorsunuz zaten. Bu da şu şekilde iğrenç miğrenç. Fenerbahçeli olmadığım için. İğrenç miğrenç bir serçeli, pardon kanaryalı bir defterdi. Ben de aldım bunu, bu şekilde süsledim ve bence çok güzel oldu. Bu da yine dediğim gibi din defterim. Ve arkadaşlar bir de bu şekilde hemen getiriyorum. Bir de bu şekilde renkli, sadece yani kolay, en kolayı bence buydu. Renkli bantlarla süslediğim var. Bu da nasıl göstereceğim, bunun şeyi yok. Arkasını kağıtla kapladım. Bunun arkası kötü durduğu için A4 kağıdıyla kapladım. Bu da benim bilişim defterimdi bakın. Diğerleri 3, bu 4. sınıf defterim. O yüzden burada yazım daha güzel. Ve şimdi arkadaşlar 2 tane şeffaf çanta yaptım kendime. Bunu Boncuk TV ile yaptım. Bunu da az önce, daha 10-15 dakika yeni oluyor yapalı yani. Bunları nasıl yaptığımı hemen anlatacağım. Ha bu arada şu püsküllü olanları da nasıl yaptığımı anlatacağım arkadaşlar. Bunlar masaların üstüne konan, biliyorsunuz ki böyle şeffaf ince şeyler oluyor. Kalınlarından olursa olmuyor yalnız arkadaşlar. Buna dikkat edin. İncelerini aldım ve ütüyle yapıştırdım. Daha sonra bandın üzerine bunları yapıştırdım. Kalın şeffaf bantların üzerine bunları yapıştırdım. Ve etrafından keserek buraya yapıştırdım. Bence bunlar müthiş ötesi oldu. Zaten bunları fermuar tutmuyor. Fermuar tutmadığı için de zaten bence yapıştırma gereği de yok. Yani duymuyorum. Çünkü bu şekilde tutulabilecek bir şey, çanta yani. Bunun da burasını arkadaşlar çok önceden yapmıştık bunu Öyküş'le, Boncuk TV ile. Bunun da burasını bu şekilde ayakkabı bağcıklarını bağlayıp örüp bu şekilde buraya ip yaptım. Bence bu da çok güzel oldu. Şimdi size bir şey söylemiştim. Ne demiştim? Bunlara nasıl yaptığıma gelirsek. Bunları arkadaşlar bir tane şöyle karton kutu alıyorsunuz. Şu şekilde. Bakın bir dakika. Şu şekilde. Bu şekilde defterinizin boyutunda hatta bakın şu şekilde göstereyim. Karton alıyorsunuz ve bu kartona ipleri dolamaya başlıyorsunuz. Daha sonra doladıktan sonra en sonuna düğüm atıyorsunuz arkadaşlar. Yani ipin en sonuna düğüm atıyorsunuz. Daha sonra bunu bu şekilde yapıştırdıktan sonra bunu bu şekilde silikonla biraz kurumasını bekliyorsunuz ve daha sonra buradan şöyle, daha sonra buradan makas ile kesiyorsunuz. Aşırı derecede kolay. Yani böyle yapımı çok zor gibi duruyor. Ama çok kolay bir defter. Evet
arkadaşlar benim okula dönüş dayı projelerim bu kadardı. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Eğer daha yeni geldiyseniz kanalıma abone olup videolarıma like atmayı unutmayın. Bu arada yeni yüklediğim videolardan haberdar olmak için de aşağıdaki zil butonunu açabilirsiniz. Bay bay, görüşürüz.